Hayır, hayır. Hayır, öyle değil. Tanığın verdiği ifadeye göre tamamen benim inisiyatifimle başlatıldı operasyon. Adalet Bakanlığı müfettişim aradı. Tamam, tamam, tamam. Gerekirse soruşturma açılır. Ben gelir ifade veririm. Tamam. Tamam, kolay gelsin. Az önce konuştuğum başsavcı mı? İstanbul Başsavcısı, olay çok büyümüş ya. Bürokrasi Selim yani. Herkes söylemesi gerekeni söylüyor. Her şey nasıl bu kadar ters gidebilir ya? Her şey nasıl bu kadar ters gidebilir ya? Selim, bir kendine gelemezsin artık, ne olursun. Yapma, tamam mı? Canım, canım böyle bir rezillik olamaz ya. Böyle bir rezillik olamaz. Yani bütün emniyetin önünde ben alay ettiler ya. Ve ben burada benim kızım var ya yanımda. Benim kızımın yanında benle. Ben bu enkazın altından nasıl kalkacağım hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama işte bu işin sorumlusunu yakaladığım zaman onun geçeceğim ama işte ben hayatımı adamışım ya bu davaya. Selim, kendini bu kadar hırpalama artık ya. Sen işini çok düzgün yapıyorsun, çok iyi yapıyorsun. Hatta o kadar iyi yapıyorsun ki. Bak yıllar sonra ilk defa ailenle bir zaman geçiriyorsun yani. Yapma bunu kendine lütfen. Tamam mı? Ben başıma gelen her şeyi hak ediyorum canım. Başıma gelen her şeyi hak ediyorum. Tek tek hepsini hak ediyorum. Sana yaptığım şeyler yüzünden bu başıma gelen her şeyi hak ediyorum ben. Benim hak etmediğim tek şey ne biliyor musun? Sensin. Ben seni hak etmiyorum canım. Sen ne kadar büyük bir hediyesin benim için. Ben senin kıymetini bilmiyorum. Yapma. Yapma, yapma. Canan, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Serap. Ay rahatsız etmiyorum değil mi? Yok canım, ne rahatsızlığı yok. Altay burada olduğunu söyleyince. Ha, bir şey mi oldu? Geçen gün bir gerildik seninle, üzerine de hiç konuşamadık ama. Yok yok, ben onu unuttum, hiç önemli bir şey değil. Aslında profesyonel bir konuda fikrini soracaktım. Ha. İçeri gir. Gel gel, içeri gel. Hayırdır? Al bak bakayım şuna. Neye bakıyorum?
Bak işte, tanıdık bir isim gözüne çarpan biri var mı orada? Duymuşsundur, bugün Çeşme Limanı'nda bir operasyon yapıldı. ZPT Lojistik. Armatör Suat Şenbir. Bunu resmi olarak mı soruyorsun bana? Şimdi bu adam senin emlak tavsiyesi yaptığın bir arkadaşın mı, yoksa ilişkiniz daha mı derin? Ya artık bu adamı tanımıyorum deme ihtimalim kalmadı, evet. Fatih, senin adını aynı dava içinde ikinci kez görüyorum, bu iyi bir şey değil. Yani tesadüf olma ihtimali biraz düşürüyor. Bu bir suçlama mı? Eğer öyleyse tedbirimi ona göre alacağım. Yok, henüz değil. Değil tabii. Senin derdin benim Canan'la olan münasebetim. Ne münasebeti lan? Ne münasebeti? Bak, nereye gideceği belli olmayan cümleler kurma. Öyle tabii. Yaralı hayvanlar gibi şuursuzca sağa sola saldırıp duruyorsun. Ofisime geldin, neredeyse beni tehdit ettin. Şimdi bu dosya. Bana bak. Geçmişimiz var diye sana nezaketli davranıyorum. Davranmasan ne olur lan? Davranmasan ne olur? Bak, hala soruma cevap vermedin. Senin bu Suat denen adamla alakan nedir? Sorularına cevap arıyorsan bunu resmi yolla ya. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam, öyle yaparız. Amirim, şimdi üst baş araması yapmıyoruz. Müvekkil dosyaları dışında her şeye bakıyoruz, tamam? Anlaşıldı savcım. Bu barodan gelen temsilci avukat burada mı? Kendisi burada savcım. Hadi Allah yardımcımız olsun. Herkes yaptığı işi bıraksın. Arama yapacağız. Hadi arkadaşlar, boşaltın. Fatih? İyi. Arama izini çabuk çıkarmışsın. Bir görelim bakalım. Resmi olarak görüşmek istedin. Ben de vakit kaybetmeyeyim dedim. Buyur. Ne mutlu sana. Boşuna arıyorsunuz. Bir şey bulamayacaksın. Bakacağız. Odamda bekle istersen. Hem konuşuruz. Bir şey içer misin? Çok tatlısın Fatih'cim ya. Öyleyimdir. Ben de sana şunu vereyim. Ne bu? Canan'ın avukatı olarak sana elden tebliğ etmiş oldum savcı. Sen ne anlattın lan karıma? Karıma ne anlattın lan? Sakın. Canan! Canan! Canan dur! 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 Allah aşkına konuşalım. Ne oldu? Şu bir dakika dur. Çekil. Gitme, konuşalım. Çekil git. Canan bu ne? Bu ne? Bunu niye Fatih bana veriyor? Ne oluyor? Çekil. Canan bir konuşalım lütfen. Bu ne demek? Ne anlattı Fatih sana? Ne diyor Fatih? Senin işine engel olduğumu mu anlattı? Onu ben sana anlatacaktım zaten. Onu da mı yaptın? Onu da mı yaptın ya? Onu da mı yaptın? E ne o zaman? Ne anlattı? Akgün Gökay Taşkın kim? Kim ya? Kim söyle? Savcı bir arkadaşının oğlu, öyle mi? Yabancı pislik. Organize suç liderinin oğlunu alıp evimize getirmişsin. Çocuklarının yanına. Sen hangi cüretle yapıyorsun bunu ya? Kimsin sen? Ha? Kimsin? Sen hayal kırıklığısın.
Defol git şimdi, mahkemede görüşürüz. Canan dur! Dur! Allah aşkına konuşalım, ne olur. Bir dakika dur. Gitme, konuşalım. Çekil git. Canan bu ne? Bu ne? Bunu niye Fatih bana veriyor? Ne oluyor? Çekil. Canan bir konuşalım lütfen. Bu ne demek? Ne anlattı Fatih sana? Ne diyor Fatih? Senin işine engel olduğumu mu anlattı? Onu ben sana anlatacaktım zaten. Onu da mı yaptın? Onu da mı yaptın ya? Onu da mı yaptın? E ne o zaman? Ne anlattı? Akgün Gökay Taşkın kim? Kim ya? Kim söyle? Savcı bir arkadaşının oğlu, öyle mi? Yalancı pislik. Organize suç liderinin oğlunu alıp evimize getirmişsin. Çocuklarının yanına. Sen hangi cüretle yapıyorsun bunu ya? Kimsin sen? Ha? Kimsin? Sen hayal kırıklığısın. Defol git şimdi, mahkemede görüşürüz. Sıkıntı. Sen ne anlattın lan karıma? Sen ne anlattın lan karıma? Sakin. Sen ne anlattın sakin. Lan? Sen dur lan. Savcılığı yakarım. Sen benim karıma savcı, ne anlattın lan? Yakarım, sakin. Savcılığını yakarım, sakin ol. Yapmayın. Bırak. Yapmayın savcım. Bırak, tamam sakinim, bırak. Geç. Odamda konuşalım. Tamam, al şunları. Topla şunları. Sen hangi sebeple bu çocuktan Canan'a bahsediyorsun lan? Hangi sebeple? Selçuk Taşkın'ın oğlundan mı bahsediyorsun? Evet. Ne oldu da anlatıyorsun? Ha? Kulağına birileri bir şey mi fısıldadı senin? Halil Sadi mi besliyor seni? Ne oluyor? Organize suç örgütü lideriyle benim bir bağlantım olduğunu mu düşünüyorsun? Bütün bu saçmalık o yüzden değil mi? Paranoyaksın sen ya. Yoksa sen Akgün Gökalp Taşkın'ı nereden bileceksin? Canan'a çocuğun adını söylemişsin. Bir meslektaşımın oğlu demişsin. İnternete Akgün Gökalp yazınca bütün hikaye gözünün önüne seriliyor zaten. Sana ne? Sana ne? Canan ve çocukların güvende olduğundan emin olmak istedim. Hepsi bu. Hadi. La sen kimsin? La sen kimsin lan? Benim karımın güvenliğinden sana ne? Vur. Sen kimsin? Vur. Ne haddine lan senin? Sana vur. Bak, benim karımın güvenliğinden sana ne? Burada savcılığını yakayım. Vur hadi vur. Savcılığımı yakmazsan adam değilsin lan. Bak, eğer benim ailemin yanında yamacında seni görürsem, bir kez daha görürsem, seni bu ofisin tavanına asarım. Anne, eve gir. Ne? Eve gir Yağmur. İçeri gir, gelme. Ne oluyor ya? Ne eve gir? Altay. Canan Hanım. Altay nerede? Yukarıdaydı. Anne, ya ne oluyor ya? Çekil şuradan ya. Anne. Tövbe estağfurullah. Duymuyor musun sen beni? Ne oluyor? Toplan, hadi toplan, gidiyoruz. Şey, babam bir şey mi yaptı anne? Ha? Ben sana eve gir demedim mi ya? Hadi Altay, hadi. Ya istemiyorum gitmek, burası da benim evim anne. Senin evin falan değil burası. Ya zorla mı götüreceksin bir de? Zorla götüreceğim. Gidiyorsun diyorsam gidiyorsun ya, delirtmeyin beni. Ya. Annemin sözünü dinle, vardır bir bildiği.
Tamam bırak, bırak ben yaparım. Bırak. Annen o Altay bir şey mi yaptı? Ha? Duymuyor musun beni anne? Canım sorun ben miyim? Gerçekten hadise benimle mi alakalı yani? Ben bilmeden istemeden kırdım mı? Yürü gidiyoruz. Ya bir çekiştirme anne. Ne oluyor ya? Yürü diyorum ya. Benim bir yanlışım mı oldu size? Akgün Gökalp Taşkın olman yeterli. Çekil. Kızımı alıp gideceğim buradan. Çekil. Kim olduğunu öğrendiniz. Tabii buyurun. Yürü. Anne anne tamam anlıyorum sinirlisin ama... Konuşma. Konuşma sus gir içeri. Ne duyduğunu... Yürü ya. Biliyorum sinirlisin. Kapa çeneni artık ya. Canan bir dakika konuşmamız lazım ya. Bir konuşacağız. Hayır bir dakika dur. Konuşmayacağız biz seninle ya ne konuşacağız? Canan Allah aşkına bir durur musun? Bir saniye. Durmayacağım ya. Anne bir Yağmur gir içeri hadi. Ya bir babamı dinler misin? Yağmurcuğum içeri gir. Ne yapalım konuşmayalım mı? Burada mı konuşalım? Ne yapalım? Kavga mı edelim çocukların önünde? Ne konuşacağız ya? İmzaladın mı? Canancığım. Ben bu olanı buraya keyfimden getirmedim, tamam mı? Hiç beklemediğim şeyler gelişti. Babası tanıklık yapmayı kabul etti. İmzaladın mı dilekçeyi? İstanbul'da kalacaktık Canancığım biz. İstanbul'da, çocuğu İstanbul'da bırakacaktım. Evde kalacaktı çocuk ama sen beni aradın, ya boşanmak... Ya imzaladın mı, imzalamadın mı? Ne anlatıyorsun sen bana? Neyi soruyorsun ya? Neyi soruyorsun ya? Dilekçeyi diyorum ya, dilekçeyi. Çıldırtma beni. Bunu mu soruyorsun? Bak, dilekçe bende. Canan niye bunu yapıyorsun ya? Allah aşkına neden önün arkasını düşünmeden niye böyle saçma sapan kararlar alıyorsun ya? Bak öfkeyle anlık kararlar alma Canan. Ne olur her şey yoluna girmek üzere ya. Ha? Her şeyi yoluna sokmak üzereyiz Canan. Yapma bunu ya. Hayatım ne olur. Çekil be hayatım falan deme bana. İmzalayayım mı? Onu mu istiyorsun? Tamam. Madem bu kadar keskin bir tavrın var. Ne gerekiyorsa onu yapalım Canan. Tamam. Ama yazık ya. Canan yani bunca yıllık ilişkimize gerçekten yazık ya. Düşünmeden etmeden. Arada çocuklar var be. Çocuklar var arada ya. Çocuklar var ya. Yanındaki o getirdiğin çocuğu da alıyorsun. Çıkıp gidiyorsun hayatımızdan tamam mı? Nasıl gideyim ya Canan şu anda? Vallahi Selim nasıl aniden geldiysen öyle gidersin. Ben seni de... O oğlanı da her sabah karşımda görmek istemiyorum. O mafyanın oğlu benim çocuklarımın yanında duramaz, tamam mı? Canan bak sürekli şart koşuyorsun. Ne olur yeni bir şart koşma ya. İmzala dedin, imzaladım dilekçeyi. Ne istiyorsun ya? Burada bir davam var, onu koşturuyorum. Onunla ilgileniyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun? Mahkeme, boşanma bitsin. Tamam, zaten gideceğim, durmayacağım burada. Tamam, sen gitmezsen ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ablama, ablama gidiyorum. Canan delirme, ne olur delirme. Ya bırak sen delirttin beni. Alı. Birkaç parça eşyanızı toplayın, bir valiz hazırlayın. Bir süre teyzenizde kalacağız. Niye? Babanla ilgili bir sorun var Altay. Çok merak ediyorsan babana sor. Anlatsın sana anlatabiliyorsa. Hadi hadi ağrı giriyor başıma artık hadi. Tamam annen açıklamana gerek yok. Sen yorma kendini. Anne tamam biliyorum. Şimdi babanla bir olup nasıl böyle bir şey saklarsın? Kardeşin o çocukla aynı evde kalıyor. Sen de buna ses çıkarmıyorsun öyle mi? Ne olacaktı da öğrenecektim ben bunu Yağmur, ha? Bugün tesadüfen öğrenmeseydim ne olacaktı da ben bunu öğrenecektim? Ama Akgün kötü biri değil. Bana o çocuğu savunma sakın. İki haftadır hayatımıza girdiğinden beri hiç olmayan şeyler sürekli etrafımızda.
Kaan'la olan kavgası ve hastanelere götürdüm kendi ellerimle o çocuğu. Ya ama bu Akgün'ün suçu değil. Akgün'le bir daha görüşmeyeceksin. Arkadaşlık etmeyeceksin artık. Neyse aranızdaki o her ne halsa bitireceksin onu. Ne demek o? Ne? Anladın sen benim ne demek istediğimi? Anladın. Sen böyle annemin kızıyım, annemin kızıyım diye dolaşıyorsun ya etrafta. Sen babanın kızısın Yağmur. Sen babanın kızısın. Efendim, Sayın Başsavcım. Selim Savcım, sen ne yapıyorsun? Hı? Avukatın ofisini aratmışsın. Hangi makul şüpheyle? Şimdi şöyle. Eğer izin verirseniz... diyorum ki teknik takibe alalım. Ve dinlemeye alalım telefonunu Fatih Doğanay'ın. Ya bu şekilde daha hızlı yol alırız. Sen beni dinlemiyor musun Selim? Hala teknik takipten bahsediyorsun. Fatih Doğanay'ın yakasından düşeceksin. Ha. Anladım. Anladım Sayın Başsavcım. Şimdi Başsavcım bu operasyonun ifşasıyla ilgili... Yani orada kesin bir sızıntı var. Başsavcım, kesin bir sızıntı var. İçeriden birileri bilgi sızdırıyor, çok belli yani. Limandaki fiyasko diyeceksin Selim Savcım. Limandaki rezalet diyeceksin. Bu ayıbı örtmek durumundayız. Ben hala sevkiyatın limanda olduğunu düşünüyorum. Çıkaramadılar bence. Biz ama ekstra tedbirlerimizi aldık onunla ilgili. Bizzat ilgileneceksin bu işle. O sevkiyatı çözmeden dönme İstanbul'a derim Selim Savcım. Tabii tabii. Ben... bununla ilgili elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Çünkü bu artık benim için namus meselesi. Tamamdır. Sağ ol Başsavcım. Savcım, yengeyle konuşabildiniz mi? Bu senin en iyi değil ya. Ben ona bir buz kovası çözeyim. Hatta şey mi yapsak acaba savcım? Hastaneye mi gitsek? Hadi kalk seni hastaneye götüreyim savcım. Bir baksınlar belki çatlak falandır, ne bileyim. Ne diyorsun oğlum? Bir dur ya, bir dur ya, bir sus. Bir şey düşünmeye çalışıyorum burada ya. Anlaşıldı savcım. Hayırdır savcım, nereye? Yengene biraz zaman tanımaya karar verdim. Biraz sakinleşsin, bir kafayı dinlesin, bir düşünsün, taşınsın. Onu çözeceğiz şunu, ben limana gidiyorum. Limana gideceğim, bu işin sorumluları kimse, onları tek tek bulacağım, hepsinden hesap soracağım. Bu mevzuyu ben çözene kadar nefes almayacağım, sen o yüzden beni bekleme, tamam? Tamam savcım. Şimdi geldin Akgün, evet hadi bakalım. Limandan malı çıkarttın lan. Ne? Malı limandan çıkarttın mı? Savcı oraya geliyor şu an. Oğlum ne çıkarması? Manyak mısın? Parti parti çıkartıyoruz malı. Çoğu hala orada. Soner, sen bu adamı tanımıyorsun. Bir şeye kafayı taktığında o şeyi ne yapar? Eder, bulur. Bir şey yap lan o zaman. Olsun. Abi bu... mümkün değil. Böyle yapamam ben bunu. Mümkün değil ya. Akgün! Ne olacak ya o el? Akgün! Arkadaş... Soner ne yap et, bugün o limanı temizle. Savcı oraya geliyor diyorum, yola çıktı diyorum sana, hadi. Eğer savcı bir gram mal bulursa senden bilirim bak, engelleyeceksin. Lan ne yapayım, nasıl engelleyeyim adamı, öldüreyim mi? Allah cezanı versin seni. Oğlum niye duymuyorsun o kadar bağırıyoruz aşağıdan ya? Sen ne yapıyorsun orada dikilmişsin ayakta? Duruyorum öyle, duruyorum. Ne duruyorsun? Duruyorum, ayakta duruyorum öyle. Bir şeyler duydum. Öldüreyim mi öldüreyim? Kimi öldürüyorsun, hayır?
Yardım lazım mı? Televizyon açık. Daha önce izlediğim bir filmdi. Repliklerini falan bildiğim bir filmdi. Arkamı döndüm, duvara karşı oynuyordum işte. Gel, arabayı kullanacaksın. Arabayı kullanamıyorum. Elim sakat. El frenini indiremedim ya. Tamam, anlaşıldı. Hadi hazırlan, gel, bekle. Bundan yaklaşık bir 50 civarı konteyner indi. Tamam. Bu liman çıkışlarını falan kontrol ettiniz değil mi? Tabii, talimatımız üzerine istisnasız X-ray araması yapıldı ama kayıtlardan başka bir şeye rastlayamadık. Kayıtlardan başka bir şey yoksa eğer, gemi yanaştıktan sonra ne kaydettiyseniz hepsini izleyeceğiz. Tabii savcım, açayım. Savcım, biraz saçma değil mi yani? Beyefendi zaten baktıklarını söylüyor ama görüntülerin üstünden bir daha geçmeye lüzum var mı yani? Ben seni buraya yorum yap diye mi getirdim? Buradan izleyebilirsiniz savcım. Ben hemen geliyorum. Okey. Kullanamıyoruz ki. Kullanayım mı? Yok yok, tamam. Nereye bakıyorsun? Vallahi normal olmayan her şeye bakıyorum. Burada her şey normal görünüyor. Konteynerden başka bir şey görmüyorum ben. Ne kadar daha bakacağım? Yani hepsine mi bakacaksın savcım? Bütün zamanlara mı bakacaksın? Oğlum bir sus lan. Sayın savcım, açsanız yemek var. Yok yok, tamam, sağ ol, yemeyeceğim. Ama savcım bak çok güzel görünüyor ya. Eyvallah birader. Liman daha dün yeni bir yemek firmasıyla anlaştı. İşte şu, kayıtlı arabası görünüyor savcım. Vallahi arabası falan da gayet temiz duruyor yani, hijyenik. Savcım, sabahtan beri hiçbir şey yemedin, kahvaltı yapmadın, kahve içmedin. Aç karnına öyle uğraşıyorsun burada monitör başında. Savcım, şu sandviçi var ya. Ah. Hadi al. Oğlum bir git lan. Çok güzel kokuyor ama ya. Allah Allah. O zaman ben diyorum ki bu senin eli hastaneye gidip bir gösteremedik doktora. Gideyim de bir buz çözeyim mi savcım? Tamam hadi yürü yürü. Çık. Bunları gelince yerim ben. Taktı ruh hastası, taktı. Lan ne arıp duruyorsun beni savcının yanında, ha? Yakalanayım mı istiyorsun lan sen? Mal güvende mi mal? Ay malınızı da, sizi de, zehrinizi de. Allah bin belanızı versin be. Ulan uğraştırdığınız şeye bak, benim ne işim olurdu bu pislikte lan? Ne oluyor oğlum sana? Çocuk bezi mi taşıyoruz lan biz? Hallettim mi, hallettim de. Soner, sürekli savcının dibindeyim. Bir an olsun ayırmıyor gözünü kameralardan. Limandayız, kamera kayıtlarına bakıyor. Dönüyor dönüyor bir daha bakıyor. Sen kargoyu nereden, ne zaman, nasıl çıkartacağını söyle bana. Ne yapmam gerektiğini bileyim Soner, bana bir şey söyle. Sana güvenmiyorum desem şaşırmazsın değil mi? Bugün yarın temizleyeceğiz limanı. Ama sen savcıyı ne yap et, uzak tut oradan, tamam mı? Lan başka bir yolu yok mu bunun birader? Başka bir yolu kesin vardır, bak söyle bana. Ya da Latif'i ver bize. Şimdi bu savcı malı bulduktan sonra Latif'in ifadesiyle birleştirip üzerine yürüyecek babamın. Sonra ikimizi yan yana gömecekler işte. Ulan nereden bulayım sana Latif'i ben? Lan Soner. Savcı diyorum buradan ayrılmıyor. Ben Latif'i sana nasıl bulacağım? Oğlum bak. Ya savcıyı uzak tutarsın ya da savcının manyaklığını mumla ararız. Anladın mı? Yakacak bu bizi. Vallahi yakacak bizi. Vallahi yakacak. Ne yapacağım lan ben? Thank you.
Ha? Ne o? Yangın alarm savcım. Buyurun çıkalım. Ne yangını limanla ya? Konteynerlardan birinde çıkmış olmalı. Tamam neyse ne. Sen çık o zaman bana kapan da bunu aç tekrar. Elektrikler otomatik olarak kesiliyor savcım. Hayda. Allah'ım ya. Savcım ne oluyor? Alarm sesini duydum koştum geldim öyle ben şey yapamadım bulamadım. Alarm işte yangın var. Ne bileyim ben alarm çalıyor. Ulan elimde yemin ediyorum kırıldı ya. Oğlum hani nerede? Buz kovası diyordun. Ne oldu? Mutfak aranıyordum. Alarmı duyunca kalktım, koştum, geldim. Alarmı duyunca koştun, geldim. Acaba seninle bir alakası olabilir mi şu alarmın? Başımıza taş yağsa bizden bileceksin sen de ya. Ne alakası var bizimle alarmın şimdi? Ben ne bileyim oğlum. Bir kayboluyorsun, bir aksiyon, bir şeyler başlıyor hemen. Anlamadım ki ben de. Ya kardeşim bu yangın falan çıkmıyor galiba. Bir şey yok. Bir geçelim içeri biz artık ya. Prosedür gereği bir süre bekleyeceğiz savcım. Zaten sistemin tekrar yüklenmesi, kendine gelmesi falan vakit alacak. Ben size haber vereceğim ama. İyi tamam. Hadi eve gidelim. Ha? Eve gidelim eve. Ne geldiğimizden beri gidelim gelelim. Ne yapacaksın gidip ya? Ya yengeyle kızgın bir şey yaptın ayrıldın. Yani kafa da orada belli ki dalgınsın. Gidelim helallik almak babında ben söyledim ya. Savcım. Ya hayırdır evlilik danışmanı mısın? Böyle bir şey mi başladın? Tövbe estağfurullah ya. Vaktin kıymetli diye söylüyorum. Estağfurullah. Ha söyle kardeşim. Ne? Nasıl eşiniz ofisi tutmaktan vazgeçti ya? Ne demek? Ne demek bu ya? Şu ofisi ben tuttum ya. Elinde olsa kaldıracak binayı kafama atacak ya. Yağmur mu gidiyor iknaya peki? Yağmur gidiyor iknaya. Sen benim konuşmalarımı mı dinliyorsun? Dinlemek gibi değil de yani yanındayım, buradayım, dibindeyim. İşte kulak misafiri oldum yani. Bas bas bağırsın şu aralar. Elde değil yani. Duymamak mümkün değil. Gitsin belki ikna eder kadını. Ne bileyim ben ya. Of şiştim be kardeşim ya. Kısmet Allah. Kısmet. Kısmet? Ne kısmet? Kısmet konuşabiliyoruz mu? Çenen hiç durmadı ki sabahtan beri. Konuş. Savcım şimdi böyle hayatta karşımıza böyle seçim yapmamız gereken anlar çıkıyor. Evet. İşte insan mı? Dava mı? Hani ne? Hani bundan önce hayatını dümdüz ettiğin insanlar var. Dönüp de arkana bakmadığın bir sürü insan var, hayatları var. Ama söz konusu ailen olunca bir dikiz aynasından bir şöyle arkayı bir kolla derim yani. Ne bileyim, eşini ikna etmeye kızını gönderiyorsun falan. Ne için savcım? Yani çok dikenlisin yani, hani değer mi yani? Tabii ki senin doğan tabiatın bu. Söyleyeceğim hiçbir şey yok, saygı duyuyorum. Çenemi de kapatıyorum. Bakma bana öyle, tamam sustum. Dediğim bir şey yok. Sen ne ayaksın oğlum? Ha? Hayırdır? Nasıl? Geldiğimizden beri bir gidelim gidelim. Beni burada tutmamaya çalışmalar, buradan götürmeye çalışmalar. Böyle bir telkinler, bir şeyler falan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni buradan uzaklaştırmaya mı çalışıyorsun? Telkinler, uzaklaştırmak derken savcım ben anlamıyorum yani. Oğlum bak sürekli dip dibeyiz. Sürekli yanımdasın. Telefonlarımı dinliyorsun. Nereye gidersem oraya geliyorsun. Bildiğim her şeyi biliyorsun. Bir sürü şeye hakimsin. Ne demeye getiriyorsun? Benim aradığım köstebek, ne bileyim, bu bilgiler belki de senden sızıyor. Olabilir mi öyle bir şey? Neyin sızması abi? Ne demeye getiriyorsun? Sızıyor derken neyi kastediyorsun sen yani? Oğlum telefonla sağa sola bilgi mi dağıtıyorsun acaba? Üstünde bir şey mi var? Tövbe estağfurullah. Ha, dinleme cihazı falan mı var üstünde? Oğlum bak ben işkilli adamım. Bir arayayım mı üstünü? Ha? Sen şaka mı yapıyorsun, ciddi misin şu an? Şaka yapıyor gibi mi görünüyorum? Ya anlamıyorum zaten çok. Şaka yaptığın zamanlarda da çok o şakaları anlamıyorum ben ama bilmiyorum. Şu an anlamadım ya. Anlamadım ben şu an seni. Ne, arayacağım mı? Ne yapacağım beni? Ne, ben anlamadım ya. Ne istiyorsun benden sen ya? Üf yeter al ya. Al şu anahtarı. Ben... Al. Elim kolum tutmuyor benim. Ben sakatım. Sakat. Şiştim artık. Şiştim. Yeter. Sen biliyor musun araba kullanmayı? Yani işte yapıyoruz bir şeyler.